Programda konuşan Vali Abdülkadir Demir, bürokrasiyle adeta mücadele verdiklerini söyleyerek Ankara bürokrasisine kara hayatın yerini kendilerinin öğrettiğini belirtti. Yani mesela Karahayıt projesinde inanın bunu bu şehirdeki bütün yöneticiler biliyor. Bir genel müdür bütün işlere engel oldu. Ve biz gittik geldik buraya kadar getirdik, ziyaret etti. Ya adamlar karar veriyorlar ama Karahayıt'ın zannediyorlar ki travertenlerin üzerinde zannediyor. Ve bütün imzaları bu insanlar atıyor yani. Neler yaşıyorsunuz yani? Denizli'ye gelmeden. Karar veriyor ve diyor ki işte Pamukkale diyor, Karahayıt diyor. Zannediyor ki konuşmasından siz ondan anlıyorsunuz. Pamukkale travertenleriyle onun üzerinde zannediyor. Şimdi böyle bir insan sizin bütün kararlarınıza, aldığınız bütün imar planlarına karar veriyor. Dolayısıyla bunları aşamadım. Yani ben sadece bir tane konuyu çözebildiğimi hatırlıyorum. Yani evet, bu çok kabul edilebilecek bir iş değil. Denizli'nin yıllardır konuştuğu konulardan başardığımız işler oldu. Bunların içerisinde hiç kuşkusuz başaramadıklarımız da veya bu süre içerisinde tamamlayamadıklarımız da oldu. Ama Denizli'de yapılabilecek çok hizmet olduğu için bunların hangisini ayırmak doğrusu haksızlık olur bir başkasına. Çünkü birisi önemli, birisi önemsiz gibi olur. Ama herhalde en keyif verenlerden bir tanesi Pamukkale yolu oldu bizim için. Tabii şu anda vatandaşlarımız oradan geçiyorlar. Onlar o yolu bir yol zannediyor. Ama o yol 5 yol aslında. 5 tane farklı ihale, 5 tane ayrı ödenek mücadelesi. Ve şu anda gördüğümüz manzarayla karşılaşıyoruz. İnşallah bir ay sonra özellikle özel aydınlatmayla orta refüj aydınlatması yapılacak. Aydem'de yük olmasın diye biz EPDK ile bunu görüşerek farkı EPDK tarafından ödenmek üzere bir aydınlatma sistemi oluşturuyoruz ve özellikle Bodrum'un geçişinde kullanılan aydınlatma, dekoratif aydınlatma burada orta refüjde kullanılacak.